Kısa bir süre önce Lübnan'a yönelik de Lübnan'da bulunan hedeflere yönelik de bir saldırı gerçekleştirdi İsrail. İsrail Lübnan'ın güneyini ki Hizbullah'ın bulunduğu noktayı vuruyor. Zaten Hizbullah'la İsrail arasında çatışmalar devam ederken işte bir kez daha Lübnan'ın güneyine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail hem karadan hem de havadan savaş uçakları vasıtasıyla vuruyor. Tabii vurulan nokta Hizbullah'a ait bir hedef mi ya da bölgede bulunan Hamas güçlerine ait bir hedef mi? Bu sorunun yanıtını ilerleyen dakikalarda alacağız. Ancak bir iletişim kulesinde hedef alındığını görüyoruz. Dün gün içerisinde aslında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında artan bir şekilde devam etmiş olduğunu görmüştük. Şu dakikalarda savaş uçaklarıyla birlikte güneyinde vurulduğunu görüyoruz. Özellikle vurulan nokta iletişim kulelerinin olması açısından önemli. Radyo kulelerinin olması açısından önemli. Hizbullah'a ait bir radyo kulesi miydi, bir verici mi? Yoksa yine Hamas'a ait bölgede bulunan Hamas güçlerine, Kassam Tugaylarına ait bulunan bir verici mi? Tabii ki bu soru daha henüz bu yanıt bey almamız mümkün değil. Ancak İsrail bölgeyi tıpkı Gazze'de olduğu gibi bölgenin de dünya ile bağlantısını kesmek amacıyla iletişim kulelerini vurması da bir hayli önemli. Ardı ardına yaşanan birkaç patlama ve yükselen devasa bulutları da görüyoruz ki özellikle günler geçtikçe İsrail'in kullanmış olduğu mühimmatın farklılaştığını da burada görmemiz gerekiyor. Yükselen o dev bulut kütlesi az önce El Hasan Üniversitesi'ni andırıyor. Bir hayli içerisinde yüksek miktarda patlayıcıların olduğu silahlar artık devreye girmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden bölgeye gönderilen mühimmatın da uzmanlar bu noktada daha da etkili olduğunu gösteriyor. Ki yine ardı ardına yaşanan o patlamalar şu an ekranlara getiriyoruz. Kulelerin, vericilerin, radyo vericilerin, televizyon kulelerinin olduğu, iletişimin sağlandığı kuleler birer birer hedef alınmış durumda. Ardı ardına birkaç metre arayla 4 farklı patlamanın da meydana geldiğini görüyoruz. Görüntüler Lübnan'ın güneyinde, yani Hizbullah'ın bulunduğu noktada, İsrail'in sınırının ise hemen kuzeyinde yer alıyor. O sıcak anları da ekranlara getiriyoruz. Gözlerimiz bir yandan Gazze'de ama diğer yandan da Lübnan'a çevrilmiş durumda. Lübnan'da bu aşamada oldukça kritik bir nokta olarak karşımıza çıkmakta. Emine, biz şimdi Gazze'yi konuşuyoruz. Gazze'ye yönelik saldırıları konuşuyoruz. Ama tabii bir yandan da Lübnan var. Gözlerin çevrili olduğu Lübnan. Şu dakikalarda gelen görüntülere baktığımızda iki farklı noktanın ağır bir bombardımana tutulduğunu da görüyoruz. Ve uzmanların vurguladığı bir nokta özellikle son dönemde İsrail'in kullanmış olduğu mühimmatın niteliğinde de bir değişim söz konusu. Çok daha geniş bir alanı yok edecek patlayıcılar kullanılıyor. Bu okuma içerisinde Lübnan'ı ve şu an gerçekleşen bu saldırıları nereye koymak gerekiyor? Yani zaten saldırıların daha da şiddetleneceği açıklanmıştı Gökhan Kurt. Özellikle Cibaliye mülteci kampının vurulmasının sonrasında ve geçtiğimiz hafta kara saldırısının başlangıcının olduğu anlarda Benjamin Netanyahu tarafından daha yüksek dozlu hava saldırılarının gerçekleşeceği açıklanmıştı. Aslında konacak bir yer yok. Açıkladılar kendileri de daha şiddetlenerek hava saldırıları gerçekleşecek dendi. Ve o hava saldırıları artık evet daha şiddetli gerçekleşmeye başladı. Sabah saatlerinde özellikle daha sakin görünüyor. Hava saldırıları açısından çok yoğun bir patlamaya tanıklık etmiyoruz. En azından biz bulunduğumuz bölgede Beytan'ın Beyt Lahya'yı uzaktan görebiliyoruz. Şu dakika itibariyle ya da işte güneyde mülteci kampı, Cibaliye mülteci kampının bulunduğu noktalardaki o dumanları görebiliyoruz. Ama evet, o kara harekatının başlatıldığı günden bu yana daha yoğun bir bombardıman ve daha farklı mühimmatlarla yapılan bir bombardımana tanıklık ediyoruz. Zaten Cibaliye mülteci kampında 6 ayrı birer tonluk patlayıcı kullanıldı. Yani ve bunu ne diye açıkladılar? Sivillerin olduğunu bile bile vurduklarını açıkladılar ve bir Hamas liderinin o bölgede olduğu ihbarı üzerine bunu gerçekleştirdiklerini söylediler. Yani mühimmatların dozunun daha da gidecek, daha da giderek artacağından hiç şüphe yok. İsrail zaten bunu açıklanmaktan da geri kalmıyor ya da bununla ilgili bir çekincesi de yok. Her yapılan değerlendirmede daha da artarak devam edecek deniyor. Dolayısıyla nereye kadar gidecekler, nerede duracaklar, 400 bin kişinin tamamı öldüğünde mi durulacak? Bunu zaman gösterecek.